deprem bölgesindeki faaliyetlerimiz takip edenler biliyorlar. Yaklaşık 7,5 aydır oradayım. O yüzden biraz yorgunum. Ama Aksaray Kitap Fuarı deyince tabii koşa koşa geliyoruz. Neden? Sizleri çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayacağınızı da biliyorum. O yüzden bugün inşallah güzel bir söyleşi her yıl olduğu gibi. Ve ardından imzalar, fotoğraflar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi... Aksaray Belediyesi'ne özel bir teşekkürüm olacak. Sebebine gelince, biz oradayken bize çok yardım ettiler sağ olsunlar. Depremzedelere konteyner kent kurdular ve minimum ihtiyaçlarını karşıladılar oradaki insanların. Gittiğim her şehirde artık hepsini biliyorum nereden yardım geldi. Bu teşekkürümü eksik etmemeye çalışıyorum. Unuttuklarım varsa da affetsinler. Ben bugün biraz farklı bir söyleşi programıyla karşınızda olacağım. Her zaman anlattığım şeyleri değil de biraz orayı anlatacağım. Oradaki insanları anlatacağım. Ama o kısma geçmeden önce... Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve savaşların olmadığı bir dünya, çocukların savaş sebebiyle ölmediği bir dünya temennisiyle sözlerime devam ediyorum. Aksaray'daki bu kitap fuarı artık kaçıncısı, beş değil mi? Beşincisi oldu. Beş yıldır siz de alıştınız biliyorum. Kitap fuarı zamanı geldiğinde bakıyorsunuz hangi yazarlar geliyor, kimler burada. İşte fuarların en güzel yanı da bu. Bizi sizinle buluşturuyor, sizlerle buluşturuyor. Sormak istediğiniz soruları soruyorsunuz. Biz anlatmak istediklerimizi anlatıyoruz. Kitaplarda yazamadıklarımızı, paylaşamadıklarımızı. Bu vesileyle aslında her yıl gerçekleşen bu fuarlarda tekrar tekrar aramızda bir gönül köprüsü oluşuyor. Ben şunu çok iyi biliyorum ki, o kitaplarını okuduğu yazarı karşısında görünce bir okur, öncelikle çok heyecanlanıyor, merak ettiği soruları da böyle ardı arkasına soruyor. O satırlarının altını çizerken aslında sizler kendi yaralarınızın altını çiziyorsunuz. Biz de o yaraları taşıyan ama yazabilen, söyleyebilen, sizin sözsüzlüğünüze söz olabilen insanlar olarak aynı yaralardan ve aynı yollardan geçtik. Öyle olmasaydı o satırların altını çizmezdiniz. Fakat benim üzüldüğüm tek şey, bir yıl önceki kitap fuarında da söylemiştim. Ondan öncekinde de söylemiştim. Demiştim ki Türkiye'de maalesef kitap okuma oranı %0.1 demiştim. Şimdi daha da azaldı. %0.1'e bile artık razıydık ama maalesef giderek kitap okuma kültürü yavaş yavaş, üzülerek söylüyorum ki, ortadan kalkıyor. Acaba şu sorunun cevabını mı artık kendimize veremiyoruz diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kitap bana bilmediğim ne verebilir ki? Ben bunu böyle söyleyen insanlarla da karşılaştım biliyor musunuz? Bilmediğim ne öğretebilir bana kitap? Onlara diyorum ki, insan ömrü hayatında tek bir tane bile kitap okumadan yaşayıp öldüğünde bir hayat yaşar. Yüzlerce kitap okuyup yaşayıp öldüğünde yüzlerce hayat yaşayıp ölmüş olur. İşte kitaplar bize bunu verir. Her şeyi yaşayarak tecrübe edemeyiz. Her şeyi yaşayarak öğrenemeyiz. İşte bu yüzden kitaplar var. Bizler bu yüzden yazıyoruz. Kendi yaşadıklarımızdan, kendi duygu durumlarımızdan sizi haberdar edip belki de sizin tarif edemediğiniz duyguları ortaya çıkarıyoruz, açığa çıkarıyoruz. Sizler de o kitaplarda kendinizi bulup kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bunu
her ne kadar %0,1 okuma oranı olsa da bu ülkenin ve giderek daha da aşağıya düşse de yapmaya ve yazmaya devam edeceğiz. Ve daha acı bir tablo şu, herkes yazmaya çok meraklı. Okumaya değil ama herkes yazmaya çok meraklı. Ben diyor işte yazar olmak istiyorum diyor genç delikanlı. Kaç tane kitap okudun diyorum, ben hayatımda hiç kitap okumadım diyor. İyi bir yazar olmanın yolu önce iyi bir okur olmaktan geçer. Ülkemizde Suriyelileri çıkarırsak 80 bin kişi kitap okuyor. 92 bin yazar var. Dünyanın tek yazarı okurundan fazla olan ülkesiyiz maalesef. Şimdi bunların, bu sonucun değişmesi için neler yapacağız? Sizler kitap okuyanlar, yani kitap okuduğunuzu düşünüyorum ki bu fuardasınız. Kitap okuyanlar okumayanlara tavsiye edecekler. Onlara kitabın kendilerine ne kattığını anlatacaklar. Belki o zaman bir nebze işte okumaya heveslenirler, başlarlar. Şimdi deprem bölgesinde ne işin var diyeceksiniz. Bence yaşadığı edebiyatçı, yazar yaşadığı çağdan sorumludur. Ben yaşadığım çağdan sorumlu bir birey olarak, bir yazar olarak orada olmalıydım. Çünkü bakın, ben 1989 yılında İstanbul'dan ilk defa İstanbul dışına çıktığımda Hatay'a gittim. Acemi birliğimi yapmaya, askere. Birliğime teslim oldum. 3 ay, o zaman 3 aydı Acemi Birliği. 1989 yılının sıcak bir Ağustos gününde 121. Jandarma Er Eğitim Alayı'na teslim olan ben, Acemi Birliğimi 3 ay orada tamamladım. O 3 ay içerisinde ben Hatay'ı öğrendim. Hatay insanını tanıdım. Hatay coğrafyasını, iklimini. O kadar sıcaktı ki çünkü. Yıllar sonra, 25 yıl sonra Hatay'a ünlü bir yazar olarak gittim. 89'da beni orada hiç kimse tanımıyordu ama 25 yıl sonra oraya gittiğimde insanlar bir kitap alabilmek, bir fotoğraf çektirebilmek için yüzlerce metre kuyrukta saatlerce beni bekledi. Ve ben gittiğim her fuarda, bilenler biliyor, asla kimseyi geri çevirmeden herkesle fotoğraf çektiririm. Sonra o fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yayınlanır. Kitaplar imzalatılır. İnsanlar mesut ve mutlu bir şekilde oradan ayrılır. Biz de aynı şekilde mutlu bir şekilde oradan ayrılırız. Ama acı olan şu. Orada enkazların içerisinde o kadar çok kitabıma rastladım ki, düşünün, eğiliyorsunuz, kitabı alıyorsunuz, sizin kitabınız, siz imzalamışsınız ama sahibi artık yaşamıyor. Hepsini yayınladım sosyal, takip etmediğiniz için mutlaka bilmiyorsunuzdur muhakkak ama görebilirsiniz hala orada. Şimdi o insanın ismini okuyorsunuz orada. Biliyorsunuz ki o sizinle fotoğraf da çektirdi ama o binlerce okurun hiçbirinin sosyal medya hesabında 6 Şubat'tan bu yana tek bir paylaşım bile yok. Bir zamanlar bir kitap imzalatmak için saatlerce beni bekleyen insanlara olan gönül borcum. Sadece Hatay'dan bahsetmiyorum. Tüm deprem coğrafyasından bahsediyorum. Çünkü hepsinde, o illerin hepsinde imza yaptım. Ve birçok okurumu kaybettim. Kitaplarımı en çok okuyan şehirlerdi deprem bölgesi. Ve o kadar çok kişinin artık o biraz önce bahsettiğim sosyal medya hesapları durmuş durumda ki tek bir hareket yok. O kadar üzücü bir şey ki. Koşa koşa gittim. Neden? Yaşadığı çağdan sorumludur dedik ya. Yazar, sanatçı, edebiyatçı adına ne derseniz deyin. Orada olmalıydım. Çünkü 1999 yılında da ben Kocaeli'ndeydim. Yine Enkaz Tepesi'ndeydim. Tam 30 yaşındaydım 99'da. Yine Enkaz Tepesi'ndeydim. Yine o insanlara yardım ediyordum. Şimdi böylesi büyük bir deprem olunca
ne yapmam gerekiyordu? İlk önce benim koşup gitmem gerekiyordu. Bir kere tecrübem var her şeyden öte. Hangi hafta hangi hastalık başlayacak onu bilebiliyorsunuz. Oraya gittiğimde tabii tabloyu anlatmama gerek yok. Bunlar yazıldı, çizildi, ekranlarda sizler gördünüz. Çok feci bir tablo vardı ortada. Çok üzücüydü. Bizler birkaç tecrübeli insan orada birbirimizi bulduk ve kendiliğinden bir zincir, bir iyilik zinciri oluştu. Ve orada biz çalışmalara başladık. Devletle el ele vererek yaptık bu çalışmaları. Birçok STK da oradaydı ve onlarla birlikte hep beraber. Çünkü o enkazın altından ne devlet tek başına çıkabilirdi ne biz. El ele verdik, hızlı bir şekilde oradaki insanlara yardım etmeye başladık. O kadar derin ve o kadar acı tecrübelerle karşılaştık ki hiç unutmuyorum. Benden 10 yaş küçük belki bir adamcağız şurada omuzumda ağladı ve bana dedi ki abi dedi ben dedi küçücük bir delikten 3 gün oğlumla konuştum. 3. gün melek oldu, uçtu gitti dedi. Öyle genç kızlar bulduk ki bir çizik bile yok. Burunları bile kanamamış, soğuktan ölmüşler. Ve orada karşılaştığımız manzaralar, orada yaşadıklarımız ve o insanlar için bir şeyler yapma çabamız, gördüğümüz, şahit olduğumuz her sahnede ama her sahnede biraz daha işimizi zorlaştırdı. Omuzlarımızdaki sorumluluğu arttırdı. Ortalarda dolaşan çocuklar gördük orada. Hiç kimseleri kalmamış çocukların. Hepsine sahip çıktık. Hepsini teslim ettik devlete. Bunun dışında istenmeyen olaylar da oldu tabii ki. Okumuşsunuzdur, ekranlara yansımıştır. Bana sonra bu tecrübelerin akabinde sordular. Dediler ki siz İstanbul'da olacak deprem için ne düşünüyorsunuz diye sordular. Vallahi dedim, İstanbul'daki deprem için sadece şunu söyleyebilirim. Gece yatarken gri eşofman giymeyin. Söyleyebileceğim tek şey bu. Çünkü orada gördük, enkazlarda o gri eşofman giyen, enkazlarda kalan hiç kimse tek parça halinde alınamadı. Çünkü belli olmuyorsunuz betonun üstünde gri eşofman giydiğiniz zaman. Ancak kepçe vuruyor, sizi bölüyor, o zaman fark ediliyorsunuz. İşte tek şey bu söylüyor, gri eşofman giymeyin. Yani deprem için şunlar önlemler alınsın, deprem olacak mı olmayacak bunları geçtim. Bilim adamları o bölgede deprem olacağını söylemişti, yıllarca söylediler, oldu. Şimdi de Büyük İstanbul depremi için söylüyorlar. Ne yapılması gerekir? Bu çarpık kentleşme, bir sürü eksikler. Yapılacak şey 20-30 yıl belki sürecektir. O yüzden onlara diyorum ki bir an önce yaşadıklarımızdan ve gördüklerimizden tecrübeyle harekete geçmeliyiz. Depreme hazırlanmamız gerekiyor. Bu bir deprem söyleşisi değil. Ben de bir deprem profesörü değilim ama oradaki tecrübelerimi aktarmak için buradayım. Bununla ilgili de bir kitap yazdım. 5 Kasım'da çıkacak. Kitabımızın adı Enkaz. Enkaz'da orada gördüğüm her şeyi yazdım. Gittiğim günden beri de takip edenler biliyorlar. Kitaplarımın tüm telif gelirleri depremzedelere gidiyor. Yeni çıkacak olan kitabım da yine aynı şekilde tüm geliri depremzedelere gidecek. Oradaki insanlar için desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bana şunu soruyorlar. Şu anda durum nasıl? Çok iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü artık yardımlar kesildi.
Eskiden bir duyuru yapardım, anında çözerdik. Ama şimdi unutan bir toplumuz biliyorsunuz. Çok çabuk unutuyoruz her şeyi maalesef. Orası da unutuldu. Orayı unutturmamak için aylardır çaba sarf ediyorum. 33 tane kitabım var. 33 tane kitapla ilgili paylaşımım yoktur, göremezsiniz. Sadece depremzedeleri paylaşıyorum. Onların ihtiyaçları nelerse bulup buluşturup gidermeye çalışıyoruz. Şimdi orada çok önemli bir proje başlattım. Sizin de aklınızda olsun. Belki yardım etmek istersiniz. Bana en çok şu soruldu. Daha doğrusu şu söylendi. Dediler ki biz direkt depremzedelere yardım etmek istiyoruz. Dernek falan biz aracı olsun istemiyoruz. İhtiyaç sahibi kimse bunu nasıl yapabiliriz? Siz oradasınız dediler. Ben de hemen bir proje ürettim. Projenin adı İBAN'dan İBAN'a. Ben alıyorum kameramanımı, alıyorum asistanımı. Durumu gerçekten çok zor olan, öncelikli olarak yaşlısı, bebeği ve engellisi olan ve konteyner kentte, çadır kentte yaşamayan, bunların dışında bireysel çadır dediğimiz, kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşayan, hiçbir şekilde erzağın, yiyeceğin, giyeceğin ulaşmadığı insanlara ulaştım. İzinlerini aldım, çekimlerini yaptım. Olayın mantığı şu, ben gidiyorum, gerçekten ihtiyaç sahibi aileyi buluyorum, hikayesini anlattırıyorum, ben de özetliyorum, bu videoyu yayınlıyorum, diyorum ki işte gerçek ihtiyaç sahibi aile bu, IBAN'ı da bu, buyurun. Ben aradan çekiliyorum. Yardımseverler ne yapıyor? O ailenin IBAN'ına gönlünden ne koparsa direkt depremzedeye yardımını yolluyor. Böyle yüzlerce aileye nakdi yardım ulaştırdık. Bir dakikalık bir videosunu nerede? Instagram'da bir dakikalık videosunu tanıtım gibi düşünün. Instagram'da yayınlıyorum. O 15-20 dakikalık uzun versiyonunu da YouTube kanalımda yayınlıyorum. İsteyen oradan, isteyen oradan. Bize insanlar şunu söylüyorlar sadece. Biz şu aileye bu kadar gönderdik. Hatta dekont da gönderiyorlar. Bakın bu kadar gönderdik diye. Biz bakıyoruz. Ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir meblağ gitmişse aileye, sistemden onu çıkarıyoruz, yerine başka aile koyuyoruz. Ona yardım etmek isteyene de diyoruz ki bakın o durumda onun gibi olan şu 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 aileler var. O ailelerin öykülerini onlara yolluyoruz. İnsanlar da onlara yardım ediyorlar. İBAN'dan İBAN'a projesi bu şekilde yürüyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve bunu basın yazmıyor. Asla yazmazlar biliyorsunuz. Sadece benim sosyal medya hesaplarımda ben paylaşıyorum. Sizler de çevrenizde ya böyle yardım etmek isteyen insanlar varsa bakın böyle bir proje var dersiniz, yönlendirirsiniz. İBAN'dan İBAN'a devam edecek. Ben buradan sonra da bir 5 Kasım'da bir İstanbul'da kitabın çıkış günü, Ben Kas kitabının çıkış günü ilk imzası yapılacak. Ondan sonra da tekrar bölgeye gideceğim. 7-7,5 aydır Hatay'daydım. Şimdi Maraş'a geçiyorum. Ben çadırda yaşıyorum. Ve deprem bölgesine gittiğim günden bu yana ilk defa bir konteynerim oldu. Maraş'ta nasip oldu o da. Necip Fazıl konteyner kentinde yaşıyorum ben. Gerçekten çok lüksmüş. Yani konteyner sahibi olmak orada deprem bölgesinde harika bir lüks hem de. Ama bu da çözüm değil. Artık kalıcı konutlara insanların geçmesi gerekiyor. TOKİ'ler başladı, çalışmalar başladı. İnşallah 1-2 yıl içerisinde artık çadırda insan kalmayacak. Biz de bunun için çabalıyoruz. Sadece sizden ricam lütfen, lütfen ama
Oradaki insanları unutmayın. Bakın, unutmak bizim hastalığımız. Her şeyi çok çabuk, çok balık hafızasına sahibiz yani. Ama ne olur oradaki insanları unutmayın. Bakın, bölgedeki tek yazar benim. İlk günden bugüne değin orada tek başına çabalayan tek yazar benim. Gelmedi mi ünlüler? Geldiler. Ne yaptılar? Selfilerini çektiler, gittiler. Bir de bize ayak bağı oldular orada. Ya işimizi gücümüzü yapamadık onlar yüzünden. O kadar bizi engellediler ki bir yere gidiyorlar, bir kargaşa, bir yardım ulaştıramıyoruz. Ne yaptılar? Etkileşim için geldiler, çektiler, yayınladılar. Şimdi akıllarına bile gelmiyor oradaki insanlar. Çünkü etkileşimi aldılar. Ben ilk günden beri oradayım. Ha, yıllar sonra ben mi konuşulacağım? Hayır, ben konuşulmayacağım. Yine onlar konuşulacak. Yine onlar hatırlanacak. Hiç önemli değil. Ben oraya bunun için gitmedim. Ben oraya insanlara yardım etmek için gittim. Sonuna kadar da oradayım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Çok sağ olun. Bu iletişim, yani aramızdaki bu gönül köprüsü o kadar sağlam ki, yıllardır beni burada çok alkışladınız. Her şeyden konuştuk, hayattan konuştuk. Bazen benim halime güldünüz. Çünkü o şiirleri yazarken düştüğüm komik halleri size anlattım. Burada hep birlikte o dinlerken ağladığımız şiirlerin hikayesini anlattığımda hep beraber güldük o hikayelere. O yüzden beni ne kadar iyi anladığınızı çok iyi biliyorum. Bakışlarınızdan, gösterdiğiniz tepkilerden belli bu. Ben orada, o bölgede, deprem bölgesinde sadece insanlara erzak, giyim temin etmiyorum. Ben çocuklara palyaçolar getiriyorum. Müzikli gösteriler yaptırıyorum. Onlarla birlikte orada oynuyorum. Ve sadece bununla da kalmıyorum. Çocuklar çok önemli. En büyük travmayı çünkü onlar yaşadı. Onlar mutlu olsun diye küçük etkinlikler yapıyoruz. Öğretmenlerle, usta öğreticilerle. Bunlar yine devam edecek. Moral çok önemli çünkü oradaki insanlar için. Bir yaz bitirdik orada. Artık yavaş yavaş havalar soğuyor. Havalar soğuyunca iklimle birlikte ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Buna göre yardım yaparken de lütfen biraz kışı düşünerek göndereceğiniz şeyleri oraya göndermenizi rica ediyorum. Benim adresim belli, yazıyorum. Abi al bunları dağıt dediğiniz yerde, Kahramanmaraş'ta benim konteyner, yaşadığım konteyner kentine geliyor. Onlar, biz de dağıtıyoruz. Bot dağıttık mesela geçen gün. 300'e yakın, 300 çift bot dağıttık çocuklara. Okul dönemi kırtasiyeydi, kitaptı, kalemdi, defterdi. Hepsini dağıttık. Bebeklere mama dağıttık. Hala dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi işimiz daha zor. İlk başta o kadar boldu ki bunlar. Geliyordu Sevil. Ama şimdi gerçekten çok kısıtlı. Yok. O yüzden duyarlılığınızı, hassasiyetinizi biliyorum. Bir de oradaki en acı tablo şu. Yakınlarını bulamayanlar. Ne ölüsünü ne dirisini bulabildiler. Birçok aile. Bunun birçok sebebi var. Mesela diyor ki benim annem yok, annemi bulamıyorum. Biz biliyoruz ki savcı Abdülkerim kardeşle birlikte çalıştık. Sahipsiz cenazeler teslim ettik. 2200 sahipsiz cenaze vardı elimizde. Şu anda 149 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam 149 tane kaldı Hatay'da. Muhtemelen onların sahipleri hiç çıkmayacak. Suriyeli olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü Suriyeliler eski evlerin bodrum katlarında toplu olarak yaşadıkları için toplu olarak öldüler. Dolayısıyla onlara dışarıdan DNA örneği verecek kimseleri yok. O yüzden onlar sahipsiz olarak gömülü kalacak büyük ihtimalle. Ama bunun dışında teslim ettiğimiz birçok cenaze vardı. İnci'nin hikayesini uzun uzun anlatmayacağım. Televizyonlarda da çok anlattım. İnci'nin babasının cenazesini İnci'nin annesine teslim ettiğimde benim tüylerimi diken diken eten bir mesaj attı İnci'nin annesi bana. Dedi ki, Kahraman Bey dedi,
Kocamın mezarını bana hediye ettiğiniz için teşekkür ederim. O kadar acı bir mesaj ki bu. Hayatımda aldığım en hiçbir şey buna cevap yazamazsınız. Veremezsiniz. Nutkum tutulmuştu çünkü. Ve ben 43. gününde ulaşmıştım o cenazeye. O aileler neden bulamadılar? Şunun için bulamadılar. Birçoğu yanlışlıkla kendi cenazesi diye başkasını gömdü. Ablası diye kuzenini gömen biliyorum. Annesi diye karşı komşuyu gömen biliyorum. Maalesef ki onlar hiç bulamayacaklar annelerini, yakınlarını, babalarını. Diğeri de kendi cenazesini gömdüğünü düşünüp geriye dönüp bakmayacak. Ben nasıl olsa annemi gömdüm diyecek. Bir bina yıkıldığında olduğu yere yıkılan binalar var. Bir de insanları savurarak yıkılan binalar var. Burgulu yıkılan binalar var. Siz ön sokakta düşüyorsunuz. Anneniz yan sokakta, babanız arka sokakta düşüyor. Ve üçünüz de üç ayrı arama kurtarma ekibi geliyor alıyor. Anneniz Adana'da çıkıyor. Adana'daki hastaneye gönderilmiş. Babanız İstanbul'a gönderilmiş. Siz başka bir yere gönderilmişsiniz. Sonra bu insanlar tekrar bir şekilde bir araya geliyor. Ama DNA havuzundaki sistem o kadar gelişmiş bir sistemdi ki yapılacak tek şey yaşayan kişinin bir DNA örneği vermesiydi. Bunu da paylaşımlarla insanlara uzun uzun anlattık. Birçok kişinin cenazesini orada ailelere teslim ettik. Bunları yaşarken biz şahitlik ettiğimiz çok acı hikayeler vardı. Çocuklar olduğu için onları burada anlatamam. Ama kitapta yazdım. Enkaz kitabında hepsini yazdım. O kitapta duymadıklarınız, görmedikleriniz yazıyor. Şahitlik ettiğim her şeyi tarihe not düşülsün diye, tarihe not düşmek adına kitaplaştırdım. O bir abide gibi kalacak ben ölüp gittikten sonra da. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok tatsız bir konuşma yaptım ama oradan geliyorum ben. Ben hala orayı yaşıyorum. Çünkü burada çalgılı çengili videolar atıp boşver hayat devam ediyor paylaşımları yapanlar var ya. Orada hayat devam etmiyor. Orada 6 Şubat'taki gibi hayat yıkıldığı yerde duruyor. Ve biz o enkazların altından tekrar o yıkılan hayatı, o yıkılan ruhları onarmaya, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ederiz. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Yoldaş Beyefendi'yi davet ediyorum. Şöyle öne alalım üstadım. Bir fotoğraf alalım. Kıymetli misafirlerimiz, 5. kitap günlerimizin son söyleşisiydi Kahraman Tazeoğlu Üstad'ın. İmza